Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda garipsediğinizi farkındayım. Ben de bir tık garipsiyorum. Normalde gözlük takmaya, takmamaya daha doğrusu çok alışkın değilim. Hayatım boyunca hep iş hayatında da okul hayatında da gözlükleydim. Lenslerim vardı ama lens kullanmayı tercih etmiyordum. Şu an numaralı lenslerimi taktım. Gözümün camından yansıma size bir tık rahatsız etmiş. Ben de dedim ki o zaman bu şekilde deneyelim. Ben göz teması daha rahat kurabilirim sizinle diye düşünüp bugün gözlüksüz karşınızdayım. Eğer fena olmazsa bir sonraki videoda bu şekilde gelecek. Bakalım kader kısmet. Bu beni tanıdığınız ilk videomsa şöyle kısa bir açıklama yapayım. Biz birlikte böyle bayağı kalabalık bir ekip olarak birlikte zayıflama kampına girdik. Diyet programlarını ikişer günlük olarak paylaşıyorum YouTube kanalımda Ramazan boyunca. Toplam 15 tane olacak ama oruç tutmayan veya beni Ramazan'dan sonra izleyen arkadaşlar da bunlar ikişer günlük arınma diyetleri olarak uygulayabilirler. Gerçekten kalori miktarı fena olmayan ama size hem yağ yaktıracak hem de güzel sonuçlar aldıracak şahane diyetler. Artık geldik 9. ve 10. günlerimize. 9. ve 10. günde neler yapacağız? Size birazdan onlardan bahsedeceğim. Ama önce küçük bir ricam var. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Beni nacizane çok mutlu edersiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şuralarda bir yerde ismim çıktı zaten. Oralardan da böyle paylaşımlar yapıyorum kendimce. Böyle güzel birleşip gideriz diye düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim. Eğer bu video Ramazan'dan sonra karşınıza çıktıysa veya oruç tutmuyorsanız bunları if şeklinde beslenip 10'da uyandıysanız 12 ile 6 arasında 6 saat diliminde beslenip 18 saat aç bırakacak şekilde beslenirseniz eğer tüm gün boyunca bu diyetlere uymuş olursunuz. Sama dönemindeyse kilo veremiyorum ne oluyor dediği bir dönemdeyse veya diyete başlayacağım ama böyle ilk birkaç gün güzel sonuçlar almak istiyorum, motive olmak istiyorum diyorsanız bu diyetleri uygulayabilirsiniz. Ben yavaş yavaş anlatmaya başlayayım. Tabii ki bu diyetimizin en unutulmaz ve en temel taşlarından biri mucize suyumuz. Mucize suyumuz. Mucize suyumuzun tarifini defalarca her videoda verdim. Artık vermiyorum. Birkaç video öncesine giderek mucize suyun tarifine ulaşabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Orucumuzu açtığımız andan sabah ezanına kadar tok kaldığımız süre zarfında en az 2,5-3 litre suyumuzu içiyoruz. En temel taşımız bu. Bunu söyledikten sonra sahurda ne yememiz gerektiğiyle yavaş yavaş başlayabiliriz. 9. ve 10. günlerde sahurda gece ne yiyeceğiz? Yumurta mantı. Yumurta mantı benim, ya bakın, evet kulağa biraz garip geliyor. Farkındayım. Yapıldığı zaman görünüşü de bu ne alaka ya falan delirtiyor ama inanılmaz zengin, inanılmaz tok tutucu ve bence tadı inanılmaz şahane olan bir öğün. Gelin şimdi birlikte yapalım, sonra devam edelim. Gördüğünüz kadar yapması çok basit. Sadece 2 tane yumurtamızı haşlıyoruz. Üzerine yoğurdumuzu döküyoruz. Biraz sumak, biraz pul biber. Şahane. Tadı da çok enfes oluyor. Sonra afiyetle yiyoruz efendim. Yumurtayı yiyemeyen takipçilerim içinse 2 parça peynir, 60 gram peynir. Yani şu boyutlarda 2 parça peynirimiz. Yanında 1 dilim tam buğday ekmeğimiz. Tost ekmekleri boyutunda olacak. Yanında bol yeşillikle. Bunu alternatif olarak yumurta yemiyorsanız tüketebilirsiniz. Tabii ki bol bol da suyumuzu içiyoruz. Normal çay veya yeşil çay tercih edebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Ama sahurda kahve tüketmiyoruz. Gelelim iftarımıza. İftarda ne yiyeceğiz? Sahurla iftar arasında aç kaldık, çok acıktık, dua ettik bir an önce ezan okunsun, susadık. Kimimiz çok susadı, kimimiz çok acıktık. Ve çok şükür akşam ezan okundu, artık orucumuzu açabiliriz. İftarda ne yiyoruz? Tabii ki ilk şartımız, bu diyetimizin unutulmaz tek şartı. İlk başta orucumuzu limon, birkaç damla damlattığınız limonlu, ılık oda sıcaklığında suyla orucumuzu açıyoruz. Daha sonrasında hemen
Kremasız olma şartıyla herhangi bir çorba içebiliriz. Mercimek olur, ezogelin olur, sebze olur, tarhana olur. Evinizde ne varsa, anneniz ne pişirdiyse kremasız olmak tek şartımız. Çorbamızı, bir kase çorbamızı afiyetle içiyoruz. Ve bugün ana yemek olarak benim de çok sevdiğim, benim takipçilerim, deneyen takipçilerimin de çok sevdiği, aynı zamanda danışanlarımın da çok sevdiği bir tarifle karşınızdayım. Kabak sandal. Yapması çok kolay, çok maliyetsiz. Her ekonomiye uygun, her eve uygun, evdekilerin severek yiyeceği, hatta çocuklarınız kabak yemiyor diye üzülüyorsanız bu tarifi kesin yiyeceklerdir. Lütfen bir de bu şekilde yedirmeye deneyin. Her açıdan mükemmel bir tarif. Önce gelin birlikte yapalım, sonra konuşmaya devam ederiz. Şekilde afiyetle şimdi bunu bir güzel yiyorsunuz. Bir tane kabak, yani iki sandal şeklinde yiyorsunuz. Dipnot olarak şunu da geçeyim. Ece, annem farklı bir yemek yapmış. Annem şu yemekten çok yapmış. Annem, evimizde kabak yok. Ne yiyelim? Evinizde olan sulu yemekten, bakın baklagil yemeği olur, sebze yemeği olur. Sulu yemekten, susuz kısımlarını almaya dikkat ederekten 10 yemek kaşığı yiyorsunuz. Şimdi kabak sandal. Kendi diyetimize dönelim. Evet, iki tane kabak sandalımızı yiyoruz. Yanında bir kase yoğurdumuzu yiyoruz. Yanında da bol yeşillikle istediğimiz yeşilliği koyduğumuz, içerisine sadece limon sıkabildiğimiz şahane bir salata yapıyoruz. Gözümüzün de midemizin de doyacağı büyüklükte o salatayı da yiyoruz ve artık bence doyduk. Yaklaşık yemek yedikten 1 saat sonra sporumuzu yapıyoruz. Sporumuz zaten canım Leslie. 45 dakika evde 5 kilometre yürümenizi sağlayacak Leslie'yi yapıyoruz. Yanında da 100-150 tane şu kolları dışarı doğru açtığımız, ayakları da aynı anda dışarı doğru açtığımız zıplama hareketini yapıyoruz. Hiçbir şeye gerek yok. Bunu 100-150 tane yapın. Nabzınız şahane yükselecek ve harika sonuçlar alacaksınız. Geldik spor sonrasına. Böyle canımız biraz tatlı mı istiyor, bir şekerimiz mi düştü, ne yapacağız? Bir bardak güzel yeşil çayımızı demleyeceğiz ve yanında ya iki hurma, ya iki kayısı, ya iki gün kurusu, şöyle görüldüğü gibi, ya da kuru incir, ne varsa evinizde bir güzel yanında yeşil çayınızı yiyorsunuz. Geldik 24 saatlik dilimimizde yiyeceğimiz son öğünümüz efendim. Tabii ki yağ yakan, yağ parçalayan ayranımız. Suyu ekliyoruz içerisine. Şahane 3 yemek kaşığı yoğurdumuz, maden suyumuz, birkaç damla limonumuz, biraz da pul biberimiz. Onları böyle ya hızlı hızlı karıştırın ya da bir blenderdan geçirin. Bol köpüklü bir ayranımız oluyor. Biraz önce de gördünüz. Onu şahanece içiyoruz ve 24 saatlik dilimimizi sonlandırıyoruz. Sonra dilerseniz bunu gece 12 ile 1 arasında içiyorsunuz. İsterseniz yatıp tekrar sahura kalkabilirsiniz. İsterseniz de yatmadan direkt sahur yapabilirsiniz.
En dikkat ettiğimiz son nokta da şu oluyor. Sahur yaptıktan sonra minimum 45 dakika uyumuyoruz. Ya dik pozisyonda yatakta ya da koltukta oturarak 45 dakikanın geçmesini bekliyoruz. Çünkü o uyku esnasında salgıladığımız hormonlar bizim vücudumuzun yediğimiz yemekleri yağ olarak depolamamızı sağlar. Tabii ki şu dönemde kilo vermek istediğimiz bu dönemde yağ depolamayı tabii ki istemeyiz. Evet, 9. ve 10. günümüz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım çok faydalı olacaktır sizin için. Hepinizi çok seviyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız, beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmazsanız çok mutlu edersiniz beni. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. 11. ve 12. günde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.